Devam ediyoruz ana habere sevgili seyirciler. Gündemde hem Afrin operasyonuna ilişkin gelişmeler ağırlığını koruyor. Bir yandan iç siyasette 2019'a giderken heyecan, tansiyon yüksek. CHP'nin biliyorsunuz hafta sonu 36. olağan kurultayı var. Bütün bunları konuşacağız. Konuğumuzda eski CHP milletvekili Sayın Umut Orhan. Sayın Orhan hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Diğer titrinizi söylemiyorum çünkü istifa ettiniz, o konuya geleceğim. Önce isterseniz operasyona bağlı özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan bu sözlü atışma ya da karşılıklı açıklamalarla başlayalım. En son Amerikan Savunma Bakanı Mattis'ten açıklama geldi. Son durum biliyorsunuz Münbiç'te ne olacak tartışması vardı. Bu konuyla ilgili Türkiye ile bir görüşme yaptıklarını ancak kamuoyuyla henüz bunu paylaşılacak durumda olmadığını ifade ediyor Mattis. Onun dışında Münbiç YPG'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde gerginlik yaratan bir başka konu yine operasyona bağlı olarak. YPG'ye silah yardımına operasyon bittikten sonra toplanacağı şeklinde ellerinden açıklama geldi. Yani karma karışık bir durum öyle, var. Öyle. Ben şimdi bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamasını okuduğum zaman, dinlediğim zaman aklıma böyle 4-5 sene evvel geldi. Türkiye'nin Suriye ile ilgili yapmış olduğu, yani iktidarın yapmış olduğu o zamanki açıklamalar. Bir anda bölgede daha evvel iki ülke gayet iyi geçiniyordu, ticaret artıyordu. O bölgede bir şey vardı, huzur vardı. Fakat Türkiye o zaman, AKP iktidarı o zaman bütün dünya ülkelerinden önce o bölgede bir şey başlattı biliyorsunuz. Bir çatışma dili, bir ayrışma dili başlattı. Hiç unutmuyorum, Gaziantep'teydik. İşte o bölgedeki illeri gidip ziyaret ediyorduk. Yani ne yapılabilir, nasıl bir çözüm, ortak akıl geliştirilebilir diye. Şunu diyordu Gaziantep'liler, bulanık suya balıklama atlanmaz diyordu ve o zaman işte AKP'yi ve AKP'nin genel başkanını bulanık suya balıklama atladı diye tanımlıyorlardı. İşte bugün hala o şekilde devam ediyoruz. Evet. Yani böyle bir el yordamıyla, bir belirsizlik içerisinde bütün Suriye politikamız baştan aşağı yanlış ve aslında hani düğmeyi yanlış başladığınız zaman iliklemeye iki yakanız bir araya gelmiyor ve bugün Türkiye gerçekten işte Mehmetçik orada, Türk Silahlı Kuvvetleri orada. Tabii ki bizim ulusal güvenliğimizi koruyorlar. Tabii ki milletimizin bekası için orada mücadele ediyorlar ama bu kadar sıcak savaşın içerisinde Suriye'de ne kadar sürecek, ne kadar gidecek, Mehmetçik oralarda ne kadar kalacak? Bütün bu belirsizlikler, şehit haberleri alıyoruz. Maalesef. Aslında tabii yani yüreğimiz ağzımızla süreci izliyoruz. Bir an evvel de tabii oraya barışın gelmesini diliyoruz. Evet. Şimdi tabii bir yandan o operasyon, bir yandan da az önce de söyledim, bu operasyona bağlı olarak müttefik olduğumuz halde Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan müthiş bir gerginlik var. Burada da yani ben yine samimiyetsizlik olarak görüyorum. Çünkü daha Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde, ben de Birleşmiş Milletler'deydim, genel kurula katıldım. O zaman işte AKP genel başkanı ve yani hükümet yetkilileri gittiler. Bu kadar gerginlik, işte vize krizi çıkmıştı falan. Oradan 14 milyar dolarlık uçak aldılar. Türk Hava Yolları'na Boeing uçak aldılar. Evet. Şimdi hani baktığınız zaman böyle görünüyor falan deniyor ama yani işin arka tarafında da yani Türkiye ekonomisinin durumu ortada. Hı hı. Yani bütçe ortada, insanların borçlanma durumu ortada, işsizlik ortada, geleceksizlik ortada ama bir taraftan da Türkiye'nin, milletin parası böyle bir şekilde çarçur ediliyor. Yani hala ben 14'ü düzeltiyorum, 11 milyar dolar sanıyorum 40'a yakın Türk Hava Yolları'na, ki Türk Hava Yolları eskisi kadar operasyonu, terör var, savaş var, OHAL hali var. Yani artık eskisi kadar uçmuyor uçaklar. Yani niye yeniliyorsun? Yani bir tasarruf politikası, hı hı, uygulaman gerekir. Ama o vesileyle işte bir takım ilişkiler devam ediyor. Tabii yani şunu da vurgulamak isterim. Bizim açımızdan Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz dış politikada çok zorlanıyoruz. Yani PKK konusunda, PYD konusunda, Sosyalist Enternasyonel ile ilgili baştan söylediniz. Şimdi yani orada Türkiye'nin çıkarlarını savunmak için hükümetin ve işte AKP'nin ve AKP Genel Başkanı'nın zikzaklarını, tutarsızlıklarını, açıklarını yani kapatmak veya pozisyon almak o kadar zor ki. Yani biz baştan beri hep şunu diyorduk. PYD, YPG terör örgütüdür. Nokta. Çünkü neden? O kadar çok rapor var ki. Yani hani Türkiye burada kendi argümanını söylemesine bile gerek, evet, yok. Evet. Ve bunu yapmıyorlar hala. O kadar çok uluslararası rapor var ki, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu,
Amnesty International'ın raporları, yani ondan onlarca Suriye'deki insan hakları komisyon raporları, onlarca şey var. PYD ve YPG'nin PKK ile bağlantısı olduğu, çıkan, aynı aslında birbirleriyle aynı örgüt oldukları. Zaten PYD'nin her bulunduğu yerde terörist başı Öcalan'ın resimleri asılıyor. Her toplantılarında onun işte resimlerini veya sloganlarını atıyorlar. Yani çok bariz. Şimdi fakat ama bizim için hep şu zorlanıyordu. Biz bunu söylüyoruz fakat diyorlar ki ya sizin hükümet de bu adamları çağırıyor Ankara'ya. Ankara'da bunları işte ağırlıyorlar, kırmızı halıyla çağırıyorlar, bilmem ne yapıyorlar diyorlardı. PKK ile aynı durumda açılım süreci var. Siz böyle diyorsunuz ama PKK bir terör örgütüdür, insanlık suçu işliyor, terör bir şeydir, terörün asla iyi terör, kötü terör olmaz. Yani terör bir insanlık suçudur, nokta. Ya işte, ama sizin hükümet açılım süreci yapıyor diyor. O kadar tutarsız politika izlediler ki ve bugün hani biz durduğumuz yerde duruyoruz ama bir anlamda da zaman zaman işte iktidarın da yanlışlarına rağmen, bütün bu hatalarına rağmen yani söz konusu vatansa gerisi teferruat diyoruz. Yani benim istifa etmem Sosyalist Enternasyonel'de temel sorunlarından bir tanesi. Yani hani bütün savunmuşum bu iktidarın tutarsızlıklarına rağmen. Hep pozisyonumuzu korumuşuz. Yani teröre ve teröriste karşı, ülkemizin ulusal güvenliğine karşı biz hep pozisyonumuz aynı kalmış. Ama şimdi bu gelinen noktada Sosyalist Enternasyonel bize rağmen, bize bilgi vermeden, bizim görüşümüzü almadan, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir işte süreci değerlendiriyorsa o zaman orada da bir güvensizlik oluyor. Ben 10 yıl emek verdim. Yani hakikaten orada etkili bir konuma geldi partimiz Sosyalist Enternasyonel'de. Ama yani demin de söylediğim gibi söz konusu ulusal güvenlik, söz konusu milletimizin bekası, söz konusu vatansa gerisi teferruat. O zaman benim Papandreou çok yakın dostum, Genel Sekreter Ayala yakın dostum. Ama yani haber vermeden, bilgi vermeden Türkiye ile ilgili içeriği doğru olmayan bir açıklamayı yapıyorlarsa o zaman bizim o koltuklarda oturmamızın bir anlamı yok. Ben onu şey yaptığım zaman da hiç şey yapmadım. Yani 3 yıl daha görev sürem var ama yani Türkiye adına, partim adına, partinin yönetimi adına yapmam gereken en doğru tutum odur diye çok da şaşırdılar. Hiç beklemiyorlardı böyle bir şey. Ama dediğim gibi yani doğruya doğru dememiz lazım. Yani şimdi eğer bu operasyonu savunuyorsak, yani ülkemizin bekası, işte milletimizin bekası, güvenliği söz konusuysa Mehmetçiğimizin arkasında olmamız gerekir. Doğruya doğru dememiz lazım. Politikada biraz hani böyle idareci olmamanız gerekiyor. Diplomasi doğrudur, tabii, idareci olmanız gerekiyor ama ilke ve prensipleriniz net olması lazım. Tabii. Güven olması lazım. Güven ulusal açığı olduğu zaman tabii yani öyle olması lazım. Hani gerektiği zaman bize laf ediyorlar işte. Efendim muhalefet her şeyi eleştiriyor. Yok yani bazı konularda da yeri geliyorsa biz işte bu olayda olduğu gibi iktidarında hatalarına rağmen, bir sürü yanlışlarına rağmen onları da vurgulayarak biz o milli birlik, beraberliği, bütünlüğü sağlamasını da biliyoruz. Evet. Şimdi aslında temelinde bu operasyona bağlı olarak sizin de söylediğiniz gibi gerek Sosyalist Enternasyonel'de gerek Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde bu konu gündeme geldiğinde şimdi Amerika'nın hedefi IŞİD bu operasyonda. Ama Türkiye'nin sadece IŞİD değil, başta PKK'ya bağlı işte PYD, YPG vesaire. Dolayısıyla Amerika'nın YPG'ye verdiği destek var. Yani ben bu operasyonun nasıl birlikte yürütüldüğünü hala anlayamıyorum. Ben sizin söylediğinizden farklı düşünüyorum. Amerika'nın hedefi IŞİD değil. Amerika'nın hedefi bölgede bir yani, Kürt devleti kurmak. Açıklaması o. Evet ama yani IŞİD'in de hani baktığınız zaman nasıl oluştu, kimler destekledi. Yani sonuçta orada baktığınız zaman Amerika veya onunla beraber emperyal güçler o bölgede bir Büyük Orta Doğu planı da buydu. Birileri Büyük Orta Doğu planının eş başkanıyım da diyorlardı o zaman. Ama bugün baktığınız zaman yani Amerika IŞİD'den ziyade o bölgede bir bağımsız bir şey kurmak, Kürt devleti kurma peşinde, hayalinde ve onu gerçekleştirmek için o mücadeleyi veriyor. Dolayısıyla bizim orada Amerika ile beraber ortak çıkar şeyimiz yok aslında. Biz kendi açımızdan hem Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından hem de kendi toprak bütünlüğümüz, ulusal güvenliğimiz açısından bu mücadeleyi veriyoruz. Ama Amerika ile ben çıkarlarımızın örtüştüğünü düşünmüyorum.
Batı ülkeleri de özellikle IŞİD'i, bunu da doğru bulmuyorum. Yani IŞİD'i mücadele etmek veya IŞİD'in onlara kendi ülkelerinde yapacakları terör operasyonları diyelim ki yaşandı Avrupa'da bazı ülkelerde. İşte IŞİD'le mücadele altında ne oluyor? Başka terör gruplarına silah yardımı, para yardımı yapıyorlar. Bu da doğru bir şey değil. Yani yanlışa yanlışla devam ediliyor ve aslında ne oluyor? Olan o bölgede yaşayan insanlar oluyor. İnsanların hakikaten durumu orada bir perişan. Yani evet. Yani kime güvenecekler? Yani bir oyun oynanıyor baktığınız zaman. İşte perdenin arkasında kirli emeller var. İşte Amerika bunun başında. Yine Batı emperyal devletler başın altında. Orada. Türkiye, yani Türkiye'nin burada ne olduğu belli değil. Yani evet. Türkiye kime yaranıyor, neye yapıyor belli değil. Ama ben tabii ki operasyon açısından söylemiyorum. Suriye politikası açısından söylüyorum. Sizin tepkileriniz de zaten gelen anlamda o konuyla ilgili. Evet, yani partimin tabii, de tepkisi aynı evet, şekilde. Evet. Şimdi tabii PKK'ya ve uzantılarının ne gözle baktıkları da çok önemli bu anlamda. İşte Avrupa'da. İşte zaman zaman PKK'nın desteklendiği yönünde bir takım bilgiler ulaşıyor. Ama Türkiye bu işin içinden nasıl çıkacak? Yakın bir dönemde yaşadığımız çözüm süreci var. Ondan sonraki yani önce o müzakere süreci evet. var. Barış süreci dedikleri. Evet. Sonraki yapılan yine her şeye göz yumuldu. Ben o bölgelere hep gittim evet. geldim. Her taraf mühimmat dolduruldu. Her şeye yani. İzin verildi. Askere, güvenlik kuvvetlerine görme, her şey geçsin denildi. Ondan sonra da yine oralar yakılıp yıkıldı. Yani aslında bütün bunlarda şunu görüyoruz. Dış politika, iç politika. Yani bunu söylememiz gerekiyor. Evet, evet, hani evet. bir muhalefet olarak evet. söylemiyorum ama yani AKP Türkiye'yi yönetemiyor. Hı hı. Şimdi problem AKP Türkiye'yi yönetemiyor. Peki Türkiye'yi kim yönetecek? Kim yönetecek? Oraya i̇şte, gelelim yani, isterseniz. Evet, Türkiye'yi yavaş aslında yavaş. Evet onu konu yani evet. biz aslında yani ben artık Lale Hanım son zamanlarda yani son böyle bir uzunca bir zamandır gittiğim yerlerde AKP'yi konuşmuyorum. Ben ne yapacağımı ne yapmamız gerektiğini anlatıyorum. Çünkü AKP odaklı, AKP karşıtlığı üzerinden biz aşağı yukarı işte 10 yıldır, 15 yıldır aynı şeyi yapıyoruz. Hep AKP karşıtlığı. Onlara işte biz halbuki artık onu AKP'yi bırakmamız lazım. Zaten AKP'yi takip etmemiz lazım. Zaten gelenekçilerden biri de bu. Yani biz ne düşünüyoruz? Biz ne hayal ediyoruz? Evet. Nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz? Nasıl bir demokrasi hayal ediyoruz? Nasıl bir işte sosyal devlet hayal ediyoruz? Nasıl bir sosyal vatandaşlık, sosyal eşitlik, sosyal yurttaşlık, sosyal adalet, sosyal demokrasiyi hayal ediyoruz? Biz bunları anlatmamız gerekirken biz de popülizm yapıyoruz. Biz demeyelim de yani ana muhalefet partisi olarak da popülizm yapılıyor ve hep böyle bir çatışma. Evet. İnsan bıktı. Artık beklenti bıktı. Çözüm noktasında, somut çözüm istiyor seçmen, Şimdi somut vatandaş. Çözümde de en önemli şey şu aslında. Dünyada da bu var. Dünyada da buna mesela yapamıyorlar tam. Hı. Çünkü bakıyorum ben şimdi SPD'nin Alman söylemiyle koalisyon yapıyor şimdi. İşte Hristiyan Demokratların söylemi neredeyse aynı. Şimdi aslında burada da yapılması gereken şey yani Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de neoliberal politikaları uyguluyor AKP. Hatta kapitalizm uyguluyor. Hatta kapitalizmin en vahşisini uyguluyor. Bir de üstüne üstelik faşizmi uyguluyor. Şimdi bunun bir tane panzehiri var aslında. O da bizde var. Ama biz o elimizdeki ilacı bir türlü alıp yani onu içimizden çıkartıp alıp onu kullanamıyoruz. Aslında bütün bu sorunların ilacı bizde. Nedir o? İşte sol değerler, sol ideoloji veya işte sosyal demokrasinin evrensel değerleri. Hani biraz evvel söylediğim gibi yani faşizmin, vahşi kapitalizmin panzehiri sosyal demokrasinin değerleri. Yani nedir o? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsan odaklı siyaset, sosyal devlet. Sosyal adalet, sosyal güvenlik, sosyal vatandaşlık, sosyal eşitlik. Buralarda biz politika üretmemiz lazım. Şimdi CHP olarak, ana muhalefet olarak birçok zaman hep şöyle. Biz de sağ, yani AKP gibi davranıyoruz. Veya AKP'nin peşine takılıyoruz. Halbuki bizim ortaya koyacağımız iddiaları veya politikaları veya projeleri AKP taklit edememeli. Yani ben öyle şeyler söylemeliyim ki, benim ideolojimde o var, onun ortaya koyduğu bu yönetemediği Türkiye'nin alternatifi bende var. Ama ben oturup da bunu ortak akılla, kolektif bir akılla bunu ortaya çıkartamıyorum. Ve bunu iddia olarak ortaya koyamıyorum. Ne yapıyorum bunu yapmayıp? Kolaycılık olarak AKP'yi eleştiriyorum. Şimdi mesela kurultay. Şimdi kurultay sadece sandık ve seçim olmamalı. Şimdi ben de işte süreci izliyorum. Evet. İl başkanlarımız alıyor, delegeleri arıyor. Yani herkesin tek düşüncesi var. Parti meclisine kim girecek? Şimdi yani geçmişe bakıyorum. Kendi partimin geçmişine bakıyorum. Mesela 1927
Atatürk'ün genel başkanlığında İstanbul İl Kongresi aylarca sürmüş. Günlerce demiyorum, aylarca. İdeoloji tartışılmış. 1946, 7. Olağan Kongremiz, kurultayımız, deminki İl Kongresi'ydi. 7. Olağan Kurultayımız 3 hafta sürmüş İsmet İnönü'nün genel başkanlığında. 1976, Bülent Ecevit genel başkan, deprem oluyor Türkiye'de, 4 gün kurultay sürüyor. Ne konuşuluyor? Yani insanlar oraya geliyorlar, yani öz eleştiri yapılıyor, ortak akıldan yeni akıl üretilmeye çalışılıyor, yeni iddialar ortaya konulmaya çalışılıyor. İşte gençlik kolları, yani daha çok genci nasıl getiririz çalışıp getiriyorlar. Kadın kolları, daha çok kadın nasıl gelir onu konuşuyorlar. Yerel yönetimler, biz yerel yönetimlerde, seçimlerde başarılı oluruz nasıl onu konuşuyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde biz nasıl bir hata yaptık? O öz eleştiri yapıp bir daha o hatayı nasıl yapmayalım? O zaman yani aynı şeyi yaparak aynı sonucu alıyorsak, işte kaç seçimdir? Yani son 2010'dan beri 9 seçim kaybedildi. Aynı şeyi yapıyoruz, aynı sonucu alıyoruz. Peki doğal o zaman olarak farklı bir şey yapmamız lazım. Yeni bir şey söylememiz lazım. Yeni bir yol bulmamız lazım. Yani mesela en basit olarak söylemek istiyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi. Hı hı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne oldu? Bir kişi karar verdi. Peki sonuç ne oldu? Hüsran oldu. Türkiye'ye bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası yaşatıldı, evet, ve maalesef, Cumhurbaşkanlığı maalesef kaybedildi. Evet. Peki bu öz eleştiri yaptık mı? Hayır. Peki kim yapacak bu öz eleştiriyi? Ne zaman yapacak bu öz eleştiriyi? Yeniden geliyor seçim. O zaman biz aynı hataya aynı şekilde devam mı edeceğiz? Yani biraz evvel anlattım size. Şu anda yaşananların bir tane panzehiri var. O da benim elimde. Ama ben bunu işlemek, bunu kullanmak, bunu buradan hani 1 artı 1'den 11, 12 üretmek yerine ne yapıyorum? Ya ben sağdan bir adam alayım da, ya da işte sağdan olsun, işte benim partimden olsun, benden daha evvel istifa etse de fark etmez. Ya sağ politikaların adamı olsun, ben sağdan oy alırım diyorum. İşte en büyük hata bu. Ama şimdi bu kurultayda bunlar konuşulması lazım. Yani evet, parti meclisi, işte programdan evvel konuştuk. Ne kadar sürer dediniz? Ben dedim, evet, ki pazartesiye kadar sürer eğer 1500 parti meclisine eğer aday olursa. Şimdi keşke sabaha kadar, keşke bir hafta biz Cumhurbaşkanı adayımızı nasıl belirleyelim, onu konuşalım. Mesela benim önerim var bu konuda. Keşke çıksam anlatsam, aha, tartışsak, başka arkadaşlarımız başka şey söylese. Ben diyorum ki iki turlu olmalı. İlk turu parti örgütü belirlemeli, hı hı, üyesi belirlemeli. Hı hı. Yani 30 aday mı çıkıyor? 1 milyon 220 bin üyemiz mi var? Gelirler, oy kullanırlar. Alırız ilk beşi, seçmene götürürüz, halka götürürüz. Ne olur bu? İşte o %25'i biz %50'nin üzerine taşımak istiyoruz ya. İşte o katılımcılık, çoğulculuk, hangi partiden olursa olsun, vatandaş olsun yeter. Gelsin, benim örgütümün süzgecinden geçen, yani benim artık örgütümün tabanında karşılığı olan ilk 3, ilk 5'i alırım. Bir de bunun toplumda karşılığı var mı? İnsanları da kendi ideolojimden bir şey vermeden, milim kaymadan, ister solcusu, ister sağcısı, ister ne bileyim o particisi, bu partisi gelirler, kimlik numaralarıyla oy kullanırlar. Zaten benim 10 milyon seçmenim var. Yani milyonlarla belirlediğiniz bir süreç ve buradan zaten oradan çıkan kişi sizin artık bu ülkenin cumhurbaşkanıdır. Ama bunları tartışmamız lazım. Yani kurultayda efendim parti meclisine kim girecek? Yani parti meclisine girmek çok önemli değil. Parti meclisi de önemli değil. Parti meclisi ne yapacak? Parti meclisi nasıl önemli yapacak? Yani Türkiye parti meclisine kim girecek diye beklemiyor. Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi iktidar adayı mı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi ben artık iktidar adayıyım diyor mu? Peki bunu diyorsan nasıl iktidar olurum? Neden hata yaptım? Nasıl bu hataları üzerinden geleceğim? Millet bunu bekliyor. Yani millet umut istiyor, ilaç istiyor. Evet, İlaç bende ama kullanamıyorum. Öyle. Yani elimde ilaç ama bu ilacı kullanmak yerine kolaycılığa kaçıyorlar, popülizme kaçıyorlar. İşte sağdan aday alalım, o oradan öyle yapar. Yani olmaz böyle bir şey, olmamalı. Yanlış buluyorsunuz. Dolayısıyla burada toparlamak amaçlı şu soruyu da sormak istiyorum size. Artık kemikleşmiş diyelim işte %25-26'larda bir oy bandı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yeterli görmüyorsunuz anladığım kadarıyla doğal olarak. Bugünkü artık kutuplaşmada Cumhuriyet Halk Partisi doğru politikalarını, doğru kadrolarını. Yani onun üstüne bir türlü çıkamıyor. O şeyi bir kıramıyor yapmıyor, zinciri. Yapmıyoruz yani bakın kaç seçimdir aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani biz hep aynı şeyi yaparak farklı sonuç almayı düşünüyoruz. Einstein bunu söylemiş, demiş ki aynı şeyi yaparsan aynı sonucu alırsın. Farklı bir şey bekliyorsan o zaman farklı bir şey
söylemen lazım. Farklı bir yol bulman lazım. Bunu ortaya koyman lazım. 13 küsur yıllık bir iktidardan söz ediyoruz ve hakikaten politikalarıyla artık millette had safhaya gelmiş durumda. Yani o kadar kolay ki aslında bence hani bunu yıkmak olmalı ya da kolay olmalı. Gerçekten yani, çünkü birçok konuda, birçok cephede çok dertli vatandaş. Onun için aslında böyle sarılacak bir umut arıyor. Şunu çok samimiyetle söylemek isterim. Mesela sokakta dolaşırken, bir yerden bir yere giderken, yürürken vatandaşlar geliyor. AKP'liler de, AKP'ye oy verenler de geliyor. AKP'ye oy verenler de artık bıkmış. Ama tabii şunu da ortaya koyalım. Yani bu o kadar kolay değil. Aslında 16 Nisan, yani Yüksek Seçim Kurulu'nun da yapmış olduğu hani büyük operasyon, işte Atalan Üsküdar'a geçti, şu bu. Yani dünya tartışıyor, Avrupa Konseyi bunu tartışıyor falan. Ayrı ama 16 Nisan aslında bir milat. Yani şimdi bizim açımızdan artık bir rejim tehdidi var. Tek adamcılık, otoriter rejim tehdidi var. Ve devletin her türlü imkanını kullanan, işte OHAL kapsamı altında her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği uygulayan bir iktidar var. Yani bir faşizm var şu anda Türkiye'de. O kadar kolay değil ama buradaki bu zor olan şartlarda kolaycılık Cumhuriyet Halk Partisi kaçmamalı. Yani AKP odaklı siyaset yapmamalı. AKP'nin gündemine takılmamalı. Kendi hayalini, kendi gündemini ortaya koyabilmeli. Ve bunu yaparken de yani ben şimdi bakıyorum parti yöneticilerine de yani burada da onu da söyleyeyim. Şimdi mesela ya milletvekili parti meclisine aday. İl başkanı parti meclisine aday. İşte ne bileyim gençlik kolu. Ya 60 tane zaten orada şey var. Yani illa bir yere aday olmanıza gerek yok çalışmanız için. Bakın ben şu anda hiçbir ünvanım kalmadı. En büyük ünvan parti üyesiyim. Partinin üyeleriyle beraber parti neferi olarak çalışıyorum. Ben aday mıyım? Adayım. Evet. Bakın bu kurultayda adayım. Evet. Bu kurultayda adayım. Ölümüne çalışmaya adayım. Hiçbir şeyde, hiçbir yere de yani ben şu görevi istemiyorum. Ben zaten hani Mustafa Kemal'in askeriyiz diyoruz ya. Mustafa Kemal'in askeri zaten illa efendim şu ünvan olmazsa çalışamam. İşte şu koltuk olmazsam çalışamam. Demez ki yani Mustafa Kemal'in askeri gereğini yerine getirir, çalışır. Yani bunu da anlamış değilim. Bu kadar böyle herkes böyle bir ortamda ülke yangın yeriyken işte herkes böyle yani politika konuşulmuyor, çözüm konuşulmuyor, proje konuşulmuyor, iddia ortaya konulmuyor ama işte 60 tane koltuk var. O 60 tane koltuğu kim alacak? Yani bu çok önemli değil bence. Yani ben hani bu konuda da aslında bir öz eleştiri partinin tam yapması lazım. Söyleyecek. Müthiş bir öz eleştiri yaptınız hakikaten. Bu anlamda da çünkü işte şu ana kadar ortaya çıkan bilgilerle eleştiriliyor. Yani nedir bu? Yani her dönem her yere aday olmak da yanlış. Yani siz çalışırsınız zaten parti onu takdir eder, taban onu takdir eder. Yani öyle de bakmak lazım. Zaten bu haliyle partinin organlarının fonksiyonu da yok. Yani parti meclisi eskisi gibi değil. Parti meclisi şu anda çok ciddi kararlar almıyor. Yani kararlar tebliğ ediliyor, o kararları uyguluyor. Yani artık organlar da şey yaptı. Aslında bizim bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir devrim yapması lazım. Yani ideolojik bir devrim, kimlik olarak bir devrim netleşmesi lazım ve kurumsal bir devrim yapması lazım. Yönetişimsel bir devrim yapması lazım. Yani artık çağ başka bir çağ. Yani şimdi ben çok hani takip ediyorum bu dünyaya gittiğim geldiğim başka bir çağ var mesela dijital devrim. Ya. Yani inanılmaz bir şey. Yani şöyle söyleyeyim 2030'a kadar 400 milyonla 800 milyon insan işsiz kalıyor. Evet. Bakın araya o neden robotlar geliyor? Her sene robot sayısı %15 artıyor. Artık robotların performansı ölçülüyor insan kaynakları gibi. Performansı düşük olan robotun fişi çekiliyor. 2024'te Mars'a 100 kişi gidiyor. Yani dünya artık Mars'a gidiyor. Yani Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi vizyon ortaya koyması lazım. İddia ortaya koyması lazım. Yani 2025'te ne hayal ediyor Cumhuriyet Halk Partisi? Dünyada ne olacak? O dünyadaki gelişmelere göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikaları ne olacak? Vatandaş bunu duymak istiyor bizden. Kim parti meclisine girecek? Vatandaşın umurunda değil. Ama 2025'te sağlık politikaları dünyada değişiyor. Artık doktorlar kalmıyor. Sanal doktorlar geliyor. Hastaneye gitmenize de gerek kalmıyor. İnsansız eczaneler oluyor. Ulaşımda artık sürücüsüz araçlar oluyor. Ne bileyim güvenlikte bambaşka bir şeye gidiliyor. Yani bir başka bir dünya var. Şimdi işte bu kuantum fiziği, nanoteknolojiler, yapay zeka. Yani inanılmaz bir şey var orada. İnanılmaz başka bir dünya var. Evet, evet. Şimdi biz oraya bakmamız lazım. Oradaki gelişmeleri mesela nüfus.
3,5 milyar insan gelecek 2100 yılında. Bunun %75, %80'i Asya ve Orta Doğu ülkelerinde. Peki 3,5-4 milyon Suriyeli mülteci var. Ne olacak bu? %5 bugün nüfusu. Yani biz bunlarla ilgili bir şey söylememiz lazım. İklim değişikliği. Yani burası da öyle, İstanbul da öyle. Yani yaz. Peki hava ne olacak? Kuraklık, açlık, kıtlık. Bunlarla ilgili politika üretmemiz lazım. İşte kayıt dışı ekonomi, bununla ilgili politika üretmemiz lazım. Eşitsizlik, işsizlik, gençlerin geleceğiyle ilgili, bunlarla ilgili politika üretmemiz lazım. İşte eğitim politikaları, sağlık politikaları, kendi ideolojimize göre. Yani öyle şeyler söylememiz lazım ki AKP'li bile bize baksın. Yani benim ideolojim de var. Mesela eğitim en büyük tartışılan şey. Ben eğitimde herkese vay be dedirtecek ne söylüyorum? Mesela ben söyleyeyim size. Ben derim ki eğitim parası olacak. Özelleştirmeyi kaldırıyorum eğitimde. Dershaneler, efendim işte burslar, şunlar bunlar parasız olacak. Yurt olacak. Yani ortaya somut politika koymam lazım. Sağlıkta aynı şekilde. Özelleştirmeye gerekiyorsa kaldırıyorum demem lazım. Yani kendi ideolojime uygun. Çünkü benim tabanım AKP'ye oy veriyor. Bir çarpıklık var. Ben de AKP'ye benzemeye çalışıyorum. İşte olmaz ki. Yani Cumhurbaşkanlığı şeyinde de AKP'nin yaptığını yapıyor şu anda Cumhuriyet Halk Partisi. Ne oluyor AKP'de? Ben Cumhurbaşkanı adayım diyor. MHP kendi başına o kadar üyesi var, o kadar bilmem seçmeni var. Diyor ki ben diyor Erdoğan'ı destekliyorum diyor. Benim farkım ne? Ben onu işte ne, benim farkım o. Ben katılımcı, çoğulcu bir şekilde adayı belirlemem lazım. Yani tek farklı, adamcılığı farklı, ben tek evet. adama karşıysam partide de tek adamcılığı kaldırmam lazım. Evet. Gerçekten ya hiç araya girmedim ben aslında bütün soracağım soruları da siz tek tek yanıtladınız. Ne yanlış gidiyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne diyecektim. Bir sürü şey sıraladınız. Türkiye'ye yanlış. Yani Türkiye'ye yanlış gidiyorsa tabii ki iktidar yönetemiyor. Ama burada da ben iktidarım arkadaş. Ben iktidara adayım. Ya iktidar ya iktidar diyen bir muhalefet yok. Bakın muhalefetin bugün uğraştığı şeyler. Ya bakın ben bunu eleştiriyorum. Yani doğru bulmuyorum. Yani ben yarın kongrede sadece parti meclisine kim girecek bunu duymak istemiyorum. Ben gelecekle ilgili, gelecek üç seçimle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi hangi iddiayı ortaya koyuyor? Hangi politikayı ortaya koyuyor? Bunları görmek istiyorum. Öz eleştiriyi de yaparak. Ama görmeyeceğim. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim buyurun. Size. Biraz evvel Mustafa Kemal Atatürk'ten örnek verdim. 3 aylar sürmüş kongresi. Yani bu söylediğimi örtüşmesi için. İsmet Paşa'dan, İsmet İnönü'nden bahsettim. 3 hafta sürmüş kurultay. Bülent Ecevit'ten bahsettim. 4 gün sürmüş depreme rağmen kurultay. Evet. Ya biz il kongrelerimiz bir günde 30 il kongresi yapıldı. Şimdi ben gidebildiğim kadar gittim. Ben 30 ile bir günde nasıl nereye gidebilirim? Nereye gidip ne anlatacaksınız? İstanbul'da bir günde 36 ilçede kongre oldu. İlçe kongresi oldu. 4 tanesine, 5 tanesine gidebildim. Şimdi bu böyle olmamalı. Farkımız olmalı. O farkımızı da mış gibi yapmamalıyız. Tam anlamıyla yapmalıyız. Yani harbi bir şekilde yapmalıyız. Yani bu son derece bunu burada yani bütün özümüzle bu politikaları ortaya koymamız lazım. Tamam biz AKP gibi değiliz doğru ama yani mış gibiyiz. Tam olarak yapmıyoruz. Tam olarak yapmadığımız zaman da ne deve oluyorsunuz ne kuş oluyorsunuz. Deve kuşu oluyorsunuz. Vatandaş da bunu yemiyor. Artık yemiyor evet. Ve o şeyi aşamıyor. Yani vatandaş bekliyor. Demin siz söylediniz. Evet. Dışarıda artık dışarıda bitmiş. İçeride bitmiş. Ekonomi bitmiş. Yani kendi içerisinde darmadağın olmuş, paramparça olmuş aslında AKP. Ama işte iktidar olarak aslında her şey var. İdeolojimiz var, özgücümüz var, geçmişimiz var, partililerimiz var. Yani fedakar insanlar var. Yıllardır bu partiye karşılıksız hizmet eden insanlar var. Burada artık yönetimin, liderliğin biraz evvel söylediğim gibi artık yeni bir yol bulması lazım. Yeni yöntemler ortaya koyması lazım. Ezberi bozması lazım. Şaşırtması lazım. Yani mesela bunu daha evvel sizinle de konuşmuştuk ama çok önemli olduğu için çok kısa geçeceğim. AKP Genel Başkanı başkanlık evet. istiyorum dedi. Ben dedi ben ülkemi başkan olarak daha başkanlıkla yönetirim dedi. Çok yanlış ama onun iddiası bu. Şimdi ben yanlışa yanlış diyorum. Doğru. Yani bu yaptığım doğru. Ana muhalefet olarak da burada da yanlışlarını ortaya koyuyorum. O da doğru ama yetmiyor. Ben vatandaşa benim doğrumu anlatmam lazım. Peki benim Türkiye'yi 1980'deki askeri ihtilalden oluşan anayasa, siyasi partiler yasası, seçim kanunu, seçim barajı, meclis iç tüzüğü, yerel yönetimler kanunu. Bunları 1980'de askerler kurguladı. Demokrasi üretmiyor. Herkes bundan rahatsız.
Ardına bir de 16 Nisan referandumunda tek adamcılık geldi. Yani Türkiye'de bir rejim aslında şu anda tehlikesi var. Rejim var, gidiyor. Evet. Peki ben artık 21. yüzyıl, biraz evvel bahsettik yani. Ben nasıl bir anayasa hayal ediyorum? Ben nasıl bir siyasi partiler yasası, nasıl bir seçim kanunu, nasıl bir iş tüzük, nasıl bir seçim barajı? Bütün bunları benim paketlemem lazım. Halka da bu paketi sunmam lazım. Al arkadaş, halk için işleyen demokrasi budur. Al arkadaş, bu süper demokrasidir. Bu kucaklayan demokrasidir. Kucaklayıcı demokrasidir diyebilmem lazım. Ama sadece işte başkanlık gelirse böyle olur. Evet öyle olur, yaşıyoruz. Ama yetmiyor. Bu korku. Zaten AKP korkutuyor. Ben umut vermem lazım. Evet. Vatandaşa ben umudu vermem lazım. Onlara ben güveni vermem lazım. Bu da benim, ben en çok üzüldüğüm şey benim ideolojimde var. Ama ben bundan, yani bu parti bundan kaçıyor. Evet. Yani bu parti hala eğer bugün Cumhurbaşkanı adayını sağdan eğer almayı düşünüyorsa ben buna isyan ederim. Ben buna isyan ederim. Sonuna kadar isyan ederim. Kabul edemem. Ekmelettin İhsanoğlu vakası var. Evet. Bu parti kendi öz evlatlarından Cumhurbaşkanı adayını belirlemek zorundadır. Yani sağdan aday alamaz. Sağdan aday alır, üye yapar ama Cumhurbaşkanı adayı yapamaz. Peki Sayın Orhan, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler söylediniz. Müthiş bir öz eleştiriydi gerçekten. Sanıyorum beklentileri olanlar da yanıtlarını aldılar. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Için. Ben de sizin yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.